Ne oldu Zey? Bir şey mi söylemek istiyorsun? Şey baba. Baba o istek... geliyor galiba. Hangi istek? Biliyorsun işte. Bhopal'deyken konuştuğumuz şeyden bahsediyorum. Caminin önünden aramıştım. Hatırlasana. Şu içten gelen o duyudan bahsediyorum baba. İç sesim çok netti. Gerçek ötesiydi. Sanki bir ses kulağıma bir şeyler fısıldadı. Ve kararımı verdim. Yarından itibaren işe başlıyorum. Bugüne kadar çok düzensiz bir hayatım oldu biliyorum. Ama bitti artık. Artık her anımı planlı yaşamalıyım baba. Bundan sonra düzenli bir hayatım olacak. Bildiğim kadarıyla iç sesini duyman 15 yıl sürer sanıyordum. Nasıl oldu da bu kadar erken duyabildin? Ben bile buna inanamıyorum baba. Peki ne zaman işbaşı yapabilirsin? Hemen yarın. Sahi mi? İyi. Emin misin? Evet eminim baba. Bir şey yürekten istemeye gör. O zaman... İnsan kendini tutamıyor ha? Lafı ağzımdan aldı. Hayır. Tahmin ettim. Yarın görüşürüz. Baba, yarın işe ne götürmem gerekecek? Yani defterler, çanta, dosyalar. İyi niyet, dürüstlük ve cesaret. Bunun dışında her şeyi ofiste bulursun. İyi geceler baba. İyi geceler. Hadi Osman Bey, vakit geç oldu. Geç olsun da güç olmasın derler. Ne demek bu? Küçük oğlumuz sonunda aklını kullanmaya başladı. Sanırım artık karısının sözünü dinliyorum. Ne oldu ki? Henüz hiç. Ama olacak. Yarından itibaren Zeyn çalışmaya başlıyor. Eşkıya!